arkadaşlar merhaba kilisesi YouTube kanalına hoş geldiniz ben Hümeyra hocanız bugün sizlerle denklem eşitsizliğin e, kesir problemleriyle devam edeceğiz bir önceki videomuzda kesir problemleri yarım kalmıştı bu videoda bitireceğiz arkadaşlar hemen başlayalım birinci sorumuzla bir işçi maaşının 2 bölü 5'ini hemen ben okumadan arkadaşlar paydalara bakıyorum ne yapıyordum 5 ile 4'ü çarpıyordum maaşım 20x olsun bakın okuya sırayla yapacağım maaşımın 2 bölü 5'ini 20x'in 8x ev kirası kalanın bakın 20 xten 8x çıkardım 12x kalan kalanın 1 bölü 4'ünü yani 3x'ini mutfak masraflarına. bu da mutfağa gitti. Geriye 108 TL. Bakın arkadaşlar 20x param vardı. Değil mi? Bundan 8x'i bir de mutfak masrafını çıkartınca 108 TL kalıyor. Yani 20x 8 11x eşittir 108. 9x 108 ise x 12 imiş arkadaşlar. İşçinin maaşı kaç TL'dir diyor. Benim maaşım 20 x'ti. Yani 20 çarpı 12 240 TL'ymiş arkadaşlar maaşım. Gördüğünüz gibi dikkat etmeniz gereken tek arkadaşlar paydalara orantılı bir şekilde verirseniz gördüğünüz hiç bölülü rasyonel bir ifadem çıkmadan işleminizi devam ettirebilirsiniz. İkinci sorumuza devam edelim. Bakın okumadan hemen bunları çarpmak istiyorum. Bu adamın borcu 24x olsun diyorum. Adam borcunun 1 bölü 6'sını. Bakın 24x'in 1 bölü 6'sını yani 4x'i ödendi. Sonra da kalan borcunun 24 xten 4x çıktığımda 20x benim kalan borcum. Kalan borcunun yani 20x'in 3 bölü 4'ünü ödüyor. O da kaç? 15 x'i de ödendi. Geriye 35 TL. E arkadaşım benim 24x borcum vardı. 15x'ini ödedim. 4x'ini daha ödedim. 35 TL'lik bir borcum kaldı. 24x'ten 19x çıktı. 35. Yani 5x 35'ten böl her iki tarafı 5'e. X neymiş arkadaşlar? 7. Adamın ilk ödediği miktarı soruyor. Yani 4 çarpı bence 4x. 4 çarpı 7'den 28 TL ödemiş arkadaşlar. İlk ödediği borç. Devam ediyorum. Umarım anlaşılıyordur. 3. sorumuzla devam edelim. Biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Sorular çok da zor değil zaten. Bir miktar telin önce 2 bölü 7'si. Bakın soruyu okumaya devam etmek istemiyorum 7 4 bu tel 28 x olsun diyorum hmm, tamam 28 x'in önce 2 bölü 7'sini yani 8 x'ini sonra ilk uzunluğunun 1 bölü 4 ve sonra ilk uzunluğunun yani 28'in 1 bölü 4'ü 7x ve son olarak da ilk kesilen miktarın yani 8x'in yarısı. Sanırım bunlar kesilmiş arkadaşlar. Kesiliyor. Ne kadar etti? 8, 15, 19x kesildi. Bu işlem sonunda telin boyu 90 kaldı. E arkadaşlar 28x'ten 19x'i çıkardığımda 90 santim kalmış. Yani 9x 90 ise x neymiş arkadaşlar? 10. Telin ilk boyunu soruyor. E benim ilk boyum neydi arkadaşlar? 28 xli Yani 28 çarpı 10'dan ilk boyum 280 cm'miş. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bir şişenin 3 bölü 4'ü kumla dolu olduğunda bakın arkadaşlar yine paydaya bakıyorum. Bu şişenin tamamı 4x olsun. Yani 4'lü içi bu arada şunu değerlendirmeniz lazım arkadaşlar. Ee, şişenin şimdi bir darası, darası da vardır değil mi arkadaşlar? Şöyle daha düzgün çizelim. Neyse ya normal çizelim şişemizi. Şimdi bir dış vardır. Yani biz buna darası deriz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunun darası artı. Onu sonra değerlendirmek istiyorum. şuraya bir okuyacağım. Şişenin 3 bölü 4'ü kumla dolu olduğunda. 4x'in 3 bölü 4'üne baktığımda arkadaşlar. 3x'i doluyken 96 gram yarısı kumla doluyken yani 2x'i doluyken 76 burada 96 şişenin ağırlığı kaç gramdır diyorum ki dara artı 3x'i doluyken 96 dara artı 2x'i doluyken 76 çıkardığımda bunlar birbirini götürdü x ne çıktı arkadaşlar 20 çıktı x 20 herhangi birinde götürüp birine yazmak istiyorum Dara artı 60 eşittir. Bak şişenin ağırlığını soruyor. Yani biz buna dara diyoruz. 96, 60'ı bu tarafa attım, eksi 60 diye. Dara kaç oldu arkadaşlar? 30 gram oldu dara'mız. Devam edelim. Devam edelim. Su ile dolu deponun içinde. 5'e He, 4'e hemen ilk diyorum 20x tamamı yani deponun içinin aldığı su miktarı 20x olsun e bir de deponun ağırlığı var arkadaşlar suyla dolu depo içindeki suyun önce 1 bölü 5'i kullanılıyor yani 20x'in 1 bölü 5'ini kullandığımda 4x'i kullanıldı sonra kalan suyun yani 20 x eksi 4 x 16 x 3 bölü 4'ünü kullanıyorum 4 etti 12 x'i kullanıldı geriye 30 TL su kaldığına göre 30 litre su kaldığına göre kabın tamam burada darayla çok işim yokmuş arkadaşlar geriye 30 litre su kalmış bakın 20 x'im vardı eksi 4 x'ini kullandım 12 x'ini kullandım bunları çıkartınca 30 litre kalacakmış yani 20 x 16 x eşittir 30 o zaman benim 4 x arkadaşlar 30 litre e kabın tamamı 20 x'ti her iki tarafı 5 ile çarptığımda 20 x'im 30 çarpı 5'ten arkadaşlar toplam 150 litre alıyormuş güzel yazalım Toplam 150 litre alıyormuş arkadaşlar. Devam edelim bakalım. bugünlük bu kadarmış arkadaşlar. Konumuz ne çözdük? Kesir problemlerinden soru çözümüne devam ettik. Bir sonraki videomuzda yaş problemleriyle başlayacağız arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.